Sevgili 2010 tayfa, hepinize merhabalar. LGS neredeyse son 2 ay kaldı. Bu süre zarfında gerçekten çok çalıştığınızın, çok emek verdiğinizin de farkındayız. Bugün Osman Hocam'la beraber size 8. sınıf bitmeden edinmeniz gereken alışkanlıklar neler? Bunları anlatacağız ve bunları konuşacağız. Başlayalım. Evet Çağla Hocam, size 2 hafta önce bir şey söylemiştim hatırlıyorsanız. Hatırlayamadım. Dedim ki beni önümüzdeki hafta kesinlikle yenemeyeceksiniz dedim, hatırlıyor musunuz? Evet, şimdi hatırladım. Ve yenemediniz. Neden? Çünkü arkadaşlar, yazılarınızdan dolayı geçtiğimiz hafta Tonguç Kafa şöyle minik bir ara verdik. Ve bu hafta tekrardan birlikteyiz. Yeni hafta oldu ve nasıl hissediyorsunuz hocam? Güzel hissediyorum. Öğrencilerimizin de sınavları bitti. O yüzden de aslında bir rahatladık hepimiz bence. Çünkü bize de çok yazılıyla alakalı soru geliyordu. Nasıl çalışacağız, nasıl çalışacağız? Bence inşallah güzel geçmiştir. Evet hocam, ama biliyorsunuz sınava da artık neredeyse 2 ay kaldı. Ve öğrencilerimizin şu an edinmesi gereken bazı alışkanlıklar var. Böyle hızlıca yapmaları lazım. İsterseniz onlarla bir başlayalım. Başlayalım. Hocam, ben şimdi bu konuda özellikle ilk olarak öğrencilerin denemeleriyle alakalı konuşmak istiyorum. En çok özellikle dikkat edilmesi gereken şey denemeler. Ne söylemek istersiniz bununla alakalı? Bir kere artık son 2 ay kala kesinlikle deneme sayımızı arttırmamız gerekiyor hocam. Yani daha önce öğrencilerimiz çözüyor muydu, çözmüyor muydu bilmiyorum ama artık şunu biliyorum, çözecek. Ben biliyorum bu arada, düzenli olarak çözmeyen arkadaşların sayısı sandığımızdan çok daha fazla. Yani arkadaşlar, hala konuların bitmesini bekliyorsunuz biliyorum ama yani buna hiç gerek yok. Zaten düzenli olarak haftada en az bir kere denemelere girmemiz lazımdı. Zaten biz aylık denemelerimizi Tonguç Kap'ta yapıyoruz. Onlara giriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hızlıca denemelere girmemiz lazım. Haftada en az bir kere sayısını arttırmak da lazım. Ne diyorsunuz hocam? Genel deneme sayısı bence de artık hatta 2'ye bile çıkarılabilir. Bazı öğrencilerimiz birini dershanede oluyor, biri okulda oluyor. Buna imkanı olmayan öğrencilerimiz varsa evde kendini genel denemeye sokabilir. Ya da branş denemeleri. Benim her zaman çok sevdiğim sarmal deneme olur, branş denemesi olur. Çünkü bazı derslerde hocam biliyorsunuz artık konular bitmeye de başladı. Türkçeler neredeyse bitti, inkılap tarihi artık yakınlaştık. O yüzden branş denemelerinde geçebilirler. Hocam, bir de bu denemelere düzenli giren arkadaşları var ama onların da yapmadığı bir şey var. Maalesef o da bizim için çok kötü deneme bir durum. Deneme analizi. Evet. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Burada da şöyle bir konu var. Ben denemeyi yapıyorum. Bunu sizde de çok söyledik geçtiğimiz videolarda hep. Ama eğer kontrol etmiyorsam hiçbir anlamı yok. Boşa geçen bir zaman aslında. O yüzden ben denemeyi yaptıktan sonra yanlışlarıma bakacağım. Yanlışlarım hangi konudan, bunları not alıp bununla alakalı konu anlatımı ise konu anlatımı. Yoksa belki yine test kitaplarından birkaç test çözülebilir hatırlamak için. Çünkü unutmuş olma ihtimalleri çok yüksek. Ben artık bilgi eksiğinden çok kaynaklandığını düşünmüyorum. Mesela birinci dönemden yanlış çıkıyorsa büyük ihtimalle unutmuştur. Küçük bir hatırlamayla zaten artık denemelerde de onu yapabilecek. Şimdi mesela ben bu konuda şuna çok dikkat etmelerini istiyorum öğrencilerimizin. Yani haftada en az bir kere denemelere girmelerini istiyoruz ya bu arkadaşların. Yani diyelim ki pazar günü denememize girdik. Artık bir sonraki denemeye 7 günümüz var. Ve biz o 7 günün programını son girdiğimiz deneme sonuçlarından hareketle oluşturabiliriz. Biraz evvel Çağla Hoca'nın da dediği o analizi çok güzel gerçekleştireceğiz. İşte o haftalık programımıza o soru kaçırdığımız konuları, özetlerini, tekrarlarını, soru çözümlerini tekrar oralara yerleştireceğiz. Ve bir sonraki denemeye kadar sadece eksiklerimizi çalışmış olacağız. Bence deneme analizi tam olarak bu şekilde hallolur hocam. Bir de deneme analizinin yanı sıra aslında zaman yönetimine de burada biraz bence kaymak lazım. Çünkü hem deneme özelinde yetiştirememe problemi bazı arkadaşlarımız yaşıyor, hem de ders çalışma programı üzerinde. Siz ne düşünüyorsunuz hocam burada zaman? Yani mesela deneme özelinde bir zaman yönetimi konuşacak olursak, arkadaşların artık şu cümlelere biraz azaldı. Bilmiyorum, bana katılır mısınız? Arkadaşlar, sene başlarında böyle daha çok sorular birinci sezonda özellikle çok gelmişti bize. Hocam işte denemeleri yetiştiremiyoruz, ne yapmamız lazım? Hocam hatırlıyorsanız orada da hep sayısaldan kaçırıyorlardı. Evet. Böyle matematikle özellikle böyle çok yetiştirememe gibi durumlar vardı. Arkadaşlara bu konuda ya bakın, gerçekten çok özel bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece denemelere girmeye devam edin ve bir süre sonra hızlandığınızı göreceksiniz demiştik. Ve gerçekten öyle de oldu. Ama buna rağmen hala denemelerde soruları yetiştirememe gibi durumları yaşayan arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar, hala aynı sabırla devam edeceğiz ve bazı taktiklere sahip olmamız lazım. Mesela bunlardan bir tanesi turlama taktiği. Hız kazandırır. Çünkü arkadaşlar bazen geliyorlar, matematik 3. soru takılıyorlar. 20 dakika belki oradan gidiyor. Ya da bazı arkadaşlarımız özellikle sayısal oturumunda fenden öncelikle başlayabilir. Fen matematiğe göre biliyorsunuz biraz daha hızlı gidiyor. Evet. Ama bu bizim söylediklerimiz mutlaka yapmanız gereken şeyler değil. Adı üstünde deneme. Denemeye giriyorsunuz. Bolca deneyin, yeni taktikler. Ama artık o denemelerle alakalı da bazı kararları vermiş olmanız lazım.
Bu çok önemli. Hocam denemeyle ilgili aslında zaman yönetimini konuştuk. Bir de deneme dışındaki, evde bulunduğumuz zamanlardaki zaman yönetimi bence çok daha mühim. Ne dersiniz? Yani biz sene başından beri program yapın diye tüm öğrencilerimiz aslında buradan bas bas bağırıyoruz. Program yapmak önemli. Özellikle bir de Ramazan ayı içerisinde tabii ki de. Şu an bize hala acaba uyumalı mıyım sahura kadar, ders mi çalışmalıyım sahurdan sonra mı? Burada bununla alakalı zaten çok güzel videolar da çektik arkadaşlar. Bizim önerimiz şu. Okula gittiğiniz için tabii ki de uyumalısınız. Yani sahura kadar ders çalışayım vesaire gibi bir şeyin içine girmenize gerek yok. Ama sahurdan sonraki süreçte uyumayın. Burada dersinizi çalışın. Zaten sonra birkaç saat sonra okula gideceksiniz. Böyle kendinize en uygun yöntemi bulup kendi programınızı yapabilirsiniz. Hocam şimdi bana bunu anlattığınız zaman aklıma hemen o geldi. Öğrenciler özelden çok yazıyorlar bu arada. Diyorlar ki hocam artık zaman azalıyor ve ben ellerim ayaklarım titriyor, uykularım kaçıyor. Böyle bir stres yönetimi de lazım gibi hissediyorum. Özellikle bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Yani sınav sırasında stres yaşayan öğrencileri önce ele alalım bence. Çünkü sınav sırasında stres yaşamak tabii ki çok kötü bir şey. Özellikle böyle ilk 4 soruyu çözemeyen öğrenci bırakıyor orada artık. Diyor, tüm sınavı yapamayacağım gibi bir strese girebiliyor. Burada aslında bir teknikten bahsetmek istiyorum ben. Progresif kas gevşetme tekniği. Çok havalı duruyor. Orada ben de merak ettim. Şimdi hocam şöyle yapıyoruz. Sınav sırasındayız. Strese girdik. Ayak parmaklarımızdan başlayarak kaslarımızı sıkıp gevşetiyoruz. Önce ayak parmaklarım, sonra bacak kaslarım, oturma kaslarım, karın kasım, sırtım. Kasınızı gevşetip, sıkıp, gevşetip bunu bir kere yaptığınızda zaten artık bir rahatlama gelmiş oluyor. Şu anda ben stres olduğum kaslarımı sıkmayı ve bırakmayı beceremediğimi ve yeteneksiz olduğumu hissettirmiş olduğunuz bana. Bir öğrencilerimiz de bunu bakalım ekran karşısında bir denesin. Hocam bu arada bu benim ilk defa duyduğum bir taktikti. Tebrik ediyorum. Hiç duymamıştım. Bunu yapınca ne oluyor? Kaslarımı sıktım, gevşettim. Kaslarınızı gevşetmiş oluyorsunuz. Çünkü zaten kasılmıştınız. Bir stres hakimdi. Bir de aslında refocusing yapmış oluyorsunuz. O sırada çok fazla yabancı terim kullandım. Hocam siz ama bence yeterince şovunuzu yaptınız. Aynı şekilde devam edin. Gayet havalı ve güzel bir şekilde devam ediyorsunuz. Şöyle aslında o da sınavdan alıp daha kolay bir şeye veriyorsunuz odağınızı. O sırada kasınızı sıkıp gevşetmekle. Yani bir taşla iki kuş. Hem kasınızı gevşettiniz hem de odağınızı o sırada daha kolay bir şey aldınız. Böylelikle beyninizi resetlemiş oluyorsunuz. Çok güzel. Arkadaşlar benim de tabii ki bu konuyla alakalı bir tekniğim olacak. Tekniğin ismi Osman Hoca tekniği. Arkadaşlar özel bir şey yapmanıza gerek yok. Baktınız sınav anında her şey istediğiniz gibi gitmiyor. Şöyle bir gözlerinizi kapayın. Sen aklınla koyduğun her şeyi yaparsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün ve sevgin de var derseniz her şey sizin için biraz daha güzel gidecektir. Benim taktiği nasıl buldunuz? Çok bilimsel. Teşekkür ederim. Çok teknik. Hocam şimdi özellikle bu stres yönetiminde sınav anında değindik ama ben sınav sonrasıyla alakalı yani sınavda olmadığımız zaman dilimleriyle alakalı da bir şeyler söylemek istiyorum. Özellikle öğrenci arkadaşlarımız 2 ay kala, 1,5 ay kala, 1 ay kala işte böyle hep azalıyor, şu kadar kaldı gibi söylemlerin içerisinde maalesef stres ve kaygılarını fazlaca arttırabiliyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi öğrenciden kaynaklanıyor olabilir. Nedir o? İşte acaba ya yapamazsam, kazanamazsam ne olacak? Denemelere girdim, sonuçlarıyla alakalı aileme nasıl yorumlar yapacağım? Ya da işte denemelere girdim, istediğim gibi geçmedi, çevremin benden beklentisi vardı, şimdi onlara ne derim? Bu veya buna benzer durumlar da maalesef arkadaşlar stres gibi, kaygı gibi durumları ortaya çıkarıyor. Şimdi bu özellikle gece uykularınızı kaçıracak derecedeyse lütfen bunu önce ailenizle sonra okul rehberlik birimiyle mutlaka gündeme getirin. Onlarla bu konuyu bir değerlendirin derim. Siz ne dersiniz hocam? Bence stresi azaltacak en önemli etkenlerden biri de hocam hedef belirleme. Yani bu noktada benim bir hedefim varsa çünkü aslında ona göre bir çalışma sistemi olacak ve ne yapıp ne yapmayacağımı da biliyorum. Bence bu stresi de azaltan bir şey. Hocam. Hedefsizlikle insan kaybolabilir. Çok özür diliyorum. Diyelim ki ben Galatasaray Lisesi'ni hedefledim. Tamam mı? Ama gerçekçi bir hedef olacak. Gerçekçi hedefim çünkü tamam. Denemelerde de 480-493 çok puan aldım. Bazen 500 bile yaptım. Süper. Ama buna rağmen ya kazanamazsam diye düşünüyorum, aklıma geliyor. Peki bu nasıl olacak? Orada da hatta şey korkusu var. Herkes bana çok güveniyor. Hani herkes benim Galatasaray kazanacağımı düşünüyor. Ya olmazsa gibi bir orada stres yaşanıyor. Ama zaten artık öğrencilerimiz son 10 denemesi, son 5 denemesi biraz bize bir şeyler gösterir. Yani hep bir netin üstündeyse, hep aynı netleri yapıyorsa şunu düşünmeliyiz. Yani Allah korusun orada benim başıma kötü bir şey gelmediği sürece bir dikkat hatası, bir kaydırma. Ben artık belli bir seviyenin üstündeyim. Ben bunu yani kendime güven. İlk başta kendime güveneceğim. Bunu yapabilirim düşüncesiyle hareket edersek hani o noktada ailem ne der, arkadaşlarım ne der, öğretmenlerim ne der? Herkes zaten senin iyiliğini istiyor ve senin verdiğin çabanın farkında. Bu önemli. Ben bu konuda şöyle yapıyorum öğrencilerime. Ben kendilerine kesinlikle deneme sınav sonuçlarını sormam hocam. Çünkü benim için önemli olan şey sonuç değil. Ben süreçte gösterdikleri çabayla ilgilenirim. O yüzden gençlerin
Burada bizi izleyen velilerimiz varsa da onlara da söylemiş olalım. Çocuğunuzun sınav yılındaki hazırlığında özellikle sonucunu değil de sürecini överseniz o zaman bir şeyler daha keyifli hale geliyor. Kaygı, stres de neredeyse ortadan kalkmış oluyor. Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şimdi bu LGS ama bunun YKS'si var. Tabii. Bir üniversiteye hazırlık süreci gelecek birkaç yıl sonunda. Aslında bu LGS'yi bir hazırlık gibi de düşünebiliriz bence. Burada ders çalışmayı öğrendi öğrenci. Sınav stresini öğrendi, sınava nasıl hazırlanacağını öğrendi. Aynısı birkaç sene sonra tekrar yaşanacak. Bu noktada bu süreci de aslında bu şekilde de değerlendirebiliriz. Bizim için iyi oldu. Bir sınava hazırlık süreci yaşamış olduk. Şimdi özellikle bu konudan yola çıkarak da bazı arkadaşlar şu soruları soruyor. Hocam 2 ay kaldı. Ne çözsem daha iyi? Yeni soru bankası almalı mıyım? İşte hep böyle sorular geliyor. Böyle sorularla karşılaşıyoruz. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ben yeni soru bankası kesinlikle önermiyorum. Bence deneme alınmalı. Yani zaten elinde var olan illaki hepsi tamamlanmamış soru bankaları vardır. Yanlışına göre oradan çözer ya da bir tekrar eder. Ama yeni soru bankası demek aynı zamanda yeni bir yük de demek. Yani onu son 2 ayda bitirememesi ona bir ay kitabı bitiremedim boş kaldı kitap gibi bir motivasyon düşüklüğü de yaratabilir. Bence bunun yerine deneme alın. Evet, ben de özellikle önümüzdeki haftalara şunların sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın bizler için yayınladığı çalışma fasikülleri vardı geçmiş yıllarda. Bunları internetten kolayca bulabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitelerinde bunlar yer alıyor. Yine bunun haricinde LGS 2020 gibi, 2023 gibi sadece ilk dönem konularından oluşan bu LGS'nin çıkmış sorularını çözebilirsiniz. Eğer konuları bitirdiyseniz veya bitirmeye çok yaklaştıysanız artık yavaş yavaş Mayıs ayı başı gibi diğer çıkmış soruları da gündeminize alabilirsiniz. En son sınava girmeden evvel onlara ne kadar çok maruz kalırsak MEB'in dilini de bu kadar iyi kavramamız lazım. Çünkü çok önemli bir şey geliyor. Bence videonun en önemli kısmı burası olabilir. İyice ekrana yaklaşın. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı sürekli olarak açıklama yapıyor. Diyor ki bu yıl soruları hazırlarken özellikle MEB kitaplarına yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kaynaklarına özellikle yer vereceğiz diyorlar. Ve biz de özellikle Tonguç Akademi olarak bütün yayınlarımızda buna çok dikkat ediyoruz. Bizi takip edin, MEB'in kaynaklarını takip edin. Bu iş çok daha keyifli olacak. Benim en sevdiğim zamanlar geliyor. Ben çıkmış sorular çözmeyi çok severim. Bir de onu hatta deneme şeklinde öğrenciye çözdürmeyi ya da ben de kendi senemde hep öyle yapıyordum. O çıkmış soruları deneme şeklinde çözünce gerçekten sanki sınava girmişim de hani şunu yapmışım demek 2019'da girseymişim yaparmışım. Evet evet öyle oluyor. Gibi bir motivasyon geliyor. Ben çok severim o yüzden çıkmış soruları. Ve birçok öğrenci şöyle diyor. Ya ben gerçekten bu muymuş ya? Çok kolay değil mi bu falan diyor. Ama buna rağmen sınavda da yapamayabiliyorlar mesela. İşte bu da o kaygıyı, stresi yönetememekten kaynaklanıyor. Hocam bugün özellikle şiir gibi aktif program. Ne diyorsunuz? Evet ya gerçekten ne kadar çok konuşulacak konu varmış hocam. Biz öneriler. Bence biz bu kadar dertli böyle bir şekilde her şeyi söylemiş olduk. Öğrencilerin de bence bize söyleyecekleri şeyler vardır. Vardır evet. O zaman ne yapalım arkadaşları? Nereye davet edelim? Yorumlara. Yorumlara davet edelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.